elindeki toza bakar mısın? Bize de gösterir misiniz onun ne olduğunu Özlem Hanım? Eski bir matara sanki. Gazete kaç tarihli biliyor musun? Kaç tarihli? 25 Ekim 2008. Oo, tamı tamına 12 yıl geçmiş üzerinden. 12 yıldır bunlar burada. TV ünitesinin hiçbir yerinde toz görmek istemiyorum. Koltukları komple, her tarafını çok detaylı bir şekilde bakacağım. Salon bizi biraz yoracak gibi görünüyor Özlem Hanım. Salonda planlı bir iş yapacağız. Yani hurraya girmememiz gerekiyor. Evet. Sayende güzel Türkçemiz yeni bir değiş kazandı yine Kadir. Hurraya girmemek lazım. Hurra dalmıyoruz. Bak nasıl anlıyor kadın? Eğer o hurrayı yarışmacı deseydi. Evet. Oh my god. Ya benimle uğraşırsan başın böyle dertten kurtulmaz Kadir. Sırtımın köşesi deli. Aman ne kıymetliymiş sırtının köşesi. Gerçekten acıtıyor o da ya. Oh my god. Hayırdır Kadir? Canın yanınca içindeki İngiliz mi ortaya çıktı? Benim içimde İngiliz köken şeyi fırladı ya. Soyu İngiliz kökeni. Hani insanlar böyle kaza geçirdikten sonra İngilizce bilmem nece konuşuyor. Evet. Şey, benim de acıyla geliyor. Yalnız İngiliz başbakanı da hasta oldu biliyorsunuz. Emo inanmadı. Ne dedi? Yok dedi, bir sürü psikolojisi dedi. Az sürü gitti, sürü seni götür. Kraliçe Elizabeth teyzem bile olmuş koronavirüs. Hazır konusu açılmışken koronavirüsle mücadelede başı çeken sağlık çalışanlarımıza bir mesaj gönderelim Kadirciğim. Sağlık çalışanlarımız şu anda süper kahramanlar. Hani böyle yabancı filmlerde ülke çok kötü bir işgal altında olur ya da ne bileyim kötü bir felaket olur, süper kahraman gelir ya. Şu anda ülkemizin her yerinde bulunan doktoru, hemşiresi, sağlık personeli hepsi şu anda bizim için süper kahramanlar. Çünkü kendilerini bizim için ailelerinden soyutladılar, evlerinden dışarıdalar. Bütün gün o bizim kaçtığımız enfeksiyonun içindeler. Allah yardımcıları olsun. Bütün gönlümüz, dualarımız onlarla. Bir de sosyal medyada çok kötü şeyler okuyorum Kadir. Oturdukları apartmanlarda sağlık çalışanlarımızı virüsü yayma potansiyeli olduklarını düşünerek dışlayan komşuları varmış. Halbuki sağlık çalışanları kendilerine ve ailelerine olduğu kadar çevrelerine de duyarlı insanlar. Zaten sağlık çalışanları enfeksiyon konusunda bizden daha bilinçliler. Çünkü sürekli eğitim alıyorlar bu konuda. Eldiven nasıl çıkarılır, nereye nasıl dokunulur? Yani siz onlardan korkmayın. Ve yarın bir gün bu mikrop bittiği zaman komşum hemşire bir serum taktireyim ya da sizin hastanede indirim yaptırın dersiniz. Evet. O günler de gelecek elbet. Doğru. Evet, mutfağa geçelim. Geçelim, buyurun. Oldukça geniş olan mutfak ilk bakışta çocuk oyuncağı gibi görünse de asıl sorunun ayrıntılarda gizli olduğunu şıp diye anlayıveriyoruz. Özellikle zemin, dolap kapakları, fırın ve petek Özlem Hanım'a savaş açacak gibi görünüyor. Bakalım temizlik üstadlarımız bu kocaman mutfağı görünce nasıl tepki verecekler? Oo! Wow! Mutfak güzel. Evet. Güzel. Parlayabilecek bir de. Buzdolabı berbat. Buzdolabım çok büyükmüş. Bu çalışmıyor. Çalışmıyor bu. Ev sahibimizin sana ayırdığı bir de sürpriz çikolatası varmış orada Kadir. Buzdolabından çok kötü bir şey kokuyor. Kadir mutlaka onun tadına baksın diye tembih etti. Nasıl buldun? Ya bu... Terk edilmiş bir ev. Bak üzerinde sevdiklerinizle birlikte neşe dolu bir bayram olsun yazıyor. Acaba hangi bayramdan bahsediyor? İşte o tam bir muamma. 2000'li falan yıllarda. İçi cenaze töreni dışı bayram. Aç ağzını Kadir. Ya hayır. Sana bir şey diyeyim mi? 2008 bayramından ya. Kalma herhalde bu. Oo. Bayram çikolatası Kadir. Al. Tabi bu hale geldiğini hiç görmedim. Ya ne kadar misafirperver, görüyor musun dışta? Bak Özlem Hanım beni anladı Kadir. Bizi nasıl çikolatalarla ağırlıyor? Çikolatası da bak. Hadi yiyin. Nerenin çikolatası çok, meşhur? Çok teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. Aa, hakiki İsviçre çikolatası. Evet. Küflenmiş seviyorlar ya. Bizim lor gibi düşün işte. Küflü, aynen. Küflü çikolata. Onlar da küflü çikolata seviyor. Lorke çikolata. Özlem'in mutfağında çok fazla onu yorabilecek ya da oyalayabilecek bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Az çıktı şu dolabın üstüne bak. Çıkacağım. Yetişebilecek misin? Yetişemedim ya. Elim yok, yetişemiyorum. Ah. Yağ var mı? Yok. Ama sanki bana kuru bir yağ geldi o her sesinden. Evet, kuru. Sesinden tanıyorum. Kuru bir yağ. Yağ bile sesinden tanıyorsun Kadir. Helal olsun sana. Ha Kadir Bey, yağ şurası. Yağ kurumuş yapışmış. Evet, kurumuş. Şurası komple. Akmış bakın. Akmış hatta. Burası da tozla yağ karışmış. Tozla yağ karışımı. Banyoya gidelim. Hadi gidelim. İnşallah banyoda 2008'den kalmamıştır.
İşte Özlem Hanım'ın temizleyeceği final gününe yakışır banyo karşınızda. Leke içerisindeki klozet ve küf tutmuş gider evlere şenlik. Bir zamanlar beyaz olan küvetin durumu da ortada. Banyo dolabının arkası ve camlarsa korku filmlerini aratmayacak cinsten. Tavana ağ örmüş örümceklerle dolu bu banyonun Özlem Hanım'ı epey terleteceği kesin. Oh 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 oh. Klozetin dibi bahtımdan kara. Cam küf. Cam küf. Küvet beyaz ama beyazlığını unutmuş. Artık kendini kaybetmiş bir renge dönüşmüş. Banyo 10-15 dakikalık banyo değil. Hiç şey olmasa yarım saat uğraştırır banyo onu ama yarım saati de kalırsa banyosu da pis. İş var, iş var. Var. Ya camlar? Cam zaten buradan neler yok ki bu evde. Karartı ve küf var bu evde. Rutubet ya, rutubet kalın. Dolap da kötü. Dolabın arkası? Dolabın arkasını görmek istemezsiniz. Oh, oh, oh. Nasıl ama? Arkada bir gizli mücevher mi var Kadir Bey? Ulan şu an bunu şuradan... Ay bir saniye. Ha aman. Kadir Bey. Bak hiç söylemiyordu. Oradan izliyor ki düşsün kafama. Günahıma giriyorsun Kadir. Görmedim bir kere. Sen. Bir de ağır kristal. Oh 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 oh. Gel gel Özlem, Özlem, Özlem. Sen özlemişsindir buralar. Oh. Ya Özlem sen başaracaksın ya. Yap da şuraları bir görsünler ya. Ya senin karşında Özlem var ya. Ne olmuş? Ya bu kız kaç senedir temizlik yapıyor Allah'ını seversen. Şimdi bu bizim için nedir ki ya? Bize bunlarla gelmeyin. 3-5 küfle kızın gözünü korkutmaya çalışıyor. Ama biraz kork. Biraz çaktırma. Kork. Hazır mısınız? Hazırız. Kadir aramızdaki mesafeyi koruyalım lütfen. Ha dedim ki ne çıkartıyor? Bak şurada olman gerekiyor. Kaç metre olması metre gerekiyor? Aramızda en az 1 metre olması lazım. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Siz Kadir'den ayrı yapamazsınız. Ayrı değil de mesafe koymamız lazım. Bir metre yeter. Bir metre yeter. Kolum kavuşsun. Zaten Kadir'in yakınları da mutlu değil. Böyle uzak durmak iyi. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Arada da lafı iki derede bir derede gene soktu. Adam yine laf sokuşu şampiyon. Durun. Nereden başlayacaksınız? Tabii hele ki bir belli. Sonra gidek de anlatacaksan orada. Tamam. Evet.